Arka plana hoş geldiniz efendim. Ben Mustafa Yıldız. Bu akşam arka planda bunca yoğun ve olumsuz haber akışı içerisinde aslında bizim kendi kişisel gündemimizde biraz da geri düşen çok ama çok önemli bir meseleyi konuşacağız. Çok önemli bir mekanı konuşacağız. İslam dünyasında ibadethane dediğimiz zaman dünya üzerindeki ibadethaneler arasındaki bir numarayı konuşacağız. Yani Mescid-i Haram ve Kabe-i Muazzama'yı konuşacağız. Ve Kabe-i Muazzama'nın da efendim doğru okuyayım miftah darlığını konuşacağız. Ne demek bu ifade? Bunu konuşmak üzere stüdyomuzda çok değerli genç bir isim var. İlahiyatçı, İslam tarihçisi Yusuf Akbey bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi dedim ya biz bunca olumsuz, kötü haber akışı içerisinde kendi değerlerimizi de biraz böyle bazen unuturuz. Evet. O yüzden bu programın çok büyük bir de değeri var bizim içimizde. Şimdi Kabe'de miftah darlık vazifesini yürüten bir aile var. Bunu konuşacağız ama bu ne demek? Önce ne olduğunu bir anlayalım, öğrenelim. Ondan sonra diğer sorulara geçelim. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimize selamların en güzelini iletiyoruz. Programımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Miftahdarlık kelimesini biz daha çok Türk lügatında, Osmanlı arşivlerinde görüyoruz. Lakin bunun Arapça ıstılahı sidanet görevidir. Sidane ne demektir? Kabe-i Muazzama'nın kapısını açmak olmak üzere kapısını açmakla beraber hizmetleri, Kabe-i Muazzama'nın temizliği, bakımı diye bir tarif yapabiliriz. Bunun bir eş anlamı daha var. Hicabet görevi yine aynı şekilde Osmanlı arşivlerinde hicabet olarak zikrediliyor. Lakin bu iki kelime fonksiyonel bağlamda aynı görevin tanımını yapıyor bizlere. Hicabet dediğiniz zaman yani bu hicap örtünmek gibi bir şey mi? Hicabet Arapçada bir şeyin önüne geçmek demek. Hacebe anhu bir şeye mani olmak. Yani nereden geliyor bu? Kabe-i Muazzama'ya insanların girişine izin vermek veya mani olmak anlamına gelen hicabe kökünden geliyor. Dil alimleri diyor ki eskiden Araplar hükümdarların bevvaplarına sadin derdiler. Sonra hacip demeye başladılar. Bu iki kelime de bizleri Kabe bağlamında miftahdarlık görevi etrafında zikredeceğimiz kavramlar olarak ilgilendiriyor. Şimdi belki bizler konuşurken hani biz de bazı terimleri, kavramları ilk kez duyacağız. Belki bazı izleyicilerimiz de ilk kez duyacak. Ama mesela ben şöyle bir şey duymuştum. Yani onunla da çünkü bu bağlantılı. Örneğin Bilal Habeşi ve daha İslam dünyasında tarihimizde birçok kişi Kabe'ye hizmetkar olmak şerefiyle şerefleniyor. Evet. Şimdi yani hatta Hazreti Meryem'de işte Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya hizmetkarlık ediyor. Şimdi bu bahsettiğimiz sidane ve hicabe bir Kabe hizmetkarlığı şüphesiz. Evet. Kabe de bizim bir numaralı mescidimiz olduğuna kıblemiz olduğuna göre yani buradaki işte oraya hizmet etmeyi, oranın kapısını efendim anahtarına sahip olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu ben hani idrak etmeye çalışıyorum. İsterseniz bu önemli bir şey, buna Kur'an'ı bir açıdan bakalım. Hı-hı. Ve Hazreti İbrahim'le başlayan bu süreci Hı-hı. bugüne kadar getirelim. Nitekim tabii. miftahdarlık görevi halen aynı kabile tarafından devam ettirilmekte. Şeybe kabilesi. Ne zamandır bu? Yani bu yaklaşık tarih olarak bize sistematik biçimde Kusay'dan bugüne kadar sistematik olarak açıklayabiliriz ama Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakıp bunları tarihi bilgilerle mukayeseli bir okuma yaparsak bu işin, bu hizmetkarlık görevinin Hazreti İbrahim'le başladığını biliyoruz. Hı hı. Nitekim ayet-i kerime Hazreti İbrahim'le bir anlaşma yapıldığından, bir söz alındığından bahsediyor. وَاَنْطَحِرَ بَيْتِ لِلْطَائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالْرُكَعِ السُّجُودِ Ey İbrahim, evimi tavaf edenler, ibadet edenler ve namaz kılanlar için temiz tut. Ayet-i kerime böyle. Bu bir emir. Bu bir emir. Ayet çünkü, olduğuna göre tabii, bir emir. Bu emir ne zaman geliyor? Allah Hazreti İbrahim'e وَاِذْ بَوَّأْنَا لِيْبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ Biz İbrahim'e evin yerini gösterdik diyor. Yani evin yerini belirttik. Çünkü daha önce Kabe inşa edilmiş ve kaybolmuş. Hazreti İbrahim bu temeller üzerine Kabe-i Muazzama'yı yükseltiyor ve yine bu Kur'an-ı Kerim'de bize
ayet olarak karşımıza çıkıyor. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in Kabe'yi inşa ettiği ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail, İbrahim ile İsmail aleyhisselamın beytin kaidelerini yükselttiklerinden bahsediyor. Nitekim bu vazife buradan itibaren başlıyor ve Allah bununla beraber Kabe'yi inşa göreviyle beraber Hazreti İbrahim'e bu evin hizmeti görevini de verince bu vazife başlamış oluyor. Ve aynı şekilde Allah Hazreti İbrahim'e haccı ilan etmesini emrediyor. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlara haccı ilan et. Sana yaya olarak veya binek üzerinde uzak yakın yerlerden gelsinler. Aslında bu vazife hac sistematiğinin başladığı yıllarla beraber Hazreti İbrahim'le başlıyor. Lakin biz bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 5. kuşak dedesi Kusay bin Kilab'la beraber sistemli bir halde görüyoruz. Dilerseniz oradan başlayabiliriz. Şimdi oradan başlamadan bir şey soracağım. Kabe-i Muazzama tabii ki işte Hazreti Adem, Hazreti Şit, Hazreti İbrahim inşaları var. İşte biz daha sonra yapılan işte oradaki yeni çalışmalarla birlikte son halini görüyoruz. Yani şu andaki halini görüyoruz. Yani Osmanlı'nın da burada katkısı var. Ama şunu soracağım önce diğerine geçmeden. Kabe'de örneğin umreye, hacca giden bir kişi işte gidiyor Kabe'nin duvarına bir dokunayım, bir yüz süreyim. Şöyle bir duam kabul olsun, yakarayım, Allah'ım kapına geldim diyeyim diyor. Burada da bazı kişiler şöyle, yani oradaki işte Kabe'dekinin taş olduğunu, aman ona dokunma, o taş sana ne yarar getirecek diyenler de var. Şimdi ona bir cevap vermemiz lazım. Yani Kabe'nin bir yapı olarak, yani Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in inşa ettiği, daha sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tamiratını yaptırdığı, sonra Osmanlı dönemine kadar tamiratlarla gelen bu yapının kutsiyet kısmını bize anlatır mısınız? Yani o taştan ibaret olmadığını anlamamız lazım. Tabii. Çünkü. Az önce de ayet-i kerimede biz zikrettik. Allah İbrahim Aleyhisselam'a evin yerini belirtiyor. Neden belirtiyor? Oraya Allah yeryüzünde insanların kendini zikretmesi için bir beytin inşa edilmesini murad etmiş. Bu beyt tabii ki bir semboldür. Ama sembol kendinden başka bir şeye atıf yapar. Bu, biz buraya Beytullah, Allah'ın evi diyoruz. Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Bunu biliyoruz. Lakin Allah burada bir sembolik bir anlam yani Beytullah, Allah'ın evi, insanlara mal olmuş bir ev, Beytul Atik, herhangi bir despotluktan azat edilmiş ev olarak Kabe-i Muazzama'yı değerlendirmemiz lazım. Kabe-i Muazzama'nın tabii ki taşı da, toprağı da, her şey bizim için niye değerlidir? O mübarek arazinin üzerinde olduğu için değerlidir. Çünkü bir menkıbevi anlatımlara bakarsak, bu konuda yazılmış eski kaynakları incelersek, bu evin aynısının semalar ötesinde Beytül İzze dediğimiz sema ötesinde bir beyt olduğu ve bu beytin Hazreti Adem'in dünyaya gelmesiyle beraber yeryüzünde aynı evin inşa edildiğinden bahsediyor bize eski kaynaklarımız. Eğer bu böyleyse, ki Kabe yani bilmediğimiz anlamlara da sahip bir mucizevi bir yapı. Kabe gerçekten bizim için kutsal bir yapıdır ve biz bir şeye kutsiyet atfederken onun delilini Allah'ın kitabından alırız. Allah bize Kur'an-ı Kerim'de tavafı emretmiş mi? Etmiş. Beyt-i Atik'i tavaf etsinler. Aynı şekilde az önce bahsettiğimiz ayette Hazreti İbrahim'e Cenab-ı Allah ne diyor? Evimi diyor, tavaf edenler, ibadet edenler ve namaz kılanlar için temiz tut diyor. En başında da tavafı zikrediyor. Demek ki burada önemli bir şey var. Demek ki burada Allah'ın bizden istediği. Hac ve yani umre... Mekansal olarak da kutsal bir yer olduğunu biz bizzat ayetin kendisinden anlıyoruz değil mi? Aynı şekilde devam edelim. Şimdi sadece mukaddes beldeden bahsederken Kabe ve çevresinden de aynı şekilde sembolik manaları bulabiliyoruz. Safa ve Merve'ye baktığımız zaman inne Safa vel Merve min şa'airillah. Safa ve Merve Allah'ın sembollerinden bir semboldür. Sembol ne demiştik? Sembol kendinden başka bir şeye atıf yapıyor. Safa Allah, ve Merve neresi? Safa ve Merve Hazreti Hacer annemizin oğlu İsmail'e zemzem aradığı olarak bildiğimiz kıssanın yaşandığı yer. Safa ve tepe, Safa tepesi ve Merve tepeleri arasında Hacer annemiz koşup orada oğlu
İsmail'e zemzem arıyor ve Allah'ın hoşuna gidiyor bu çaba. Bu çaba Allah'ın hoşuna gidiyor. Zaten Mekke'nin neş'et etmesi de bu zemzem olayından sonra oluyor. Evet. Nitekim Arafat böyledir. Nitekim Müzdelife böyledir. Bunların hepsi bir semboldür. Peki sembollere hürmet bize neyi getirir? فَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kim Allah'ın sembollerine hürmet ederse bu kalplerin takvasındandır. Yine bize Allah bunu kitabında söylüyor, Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bunların hepsinin cevabını Kur'an-ı Kerim'de alabiliyoruz. Hazreti Peygamber'in nitekim uygulamalarında da görebiliyoruz. Bu ibadetler bizlere sözlü gelenekle gelmiş değil, bizlere Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in tatbikiyle nitekim Hazreti Peygamber bize ne diyor? Hac menasikini benden öğrenin diyor. Evet, biz bunları Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Şimdi o zaman sizin anlattıklarınızdan biz belki şimdi birazdan derinleştireceğiz konuyu ama ya bu zaten ansiklopedik bir konu ama evet, anlamaya çalışacağız. Sidane ve hicabe dediğimiz yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde başlamadı bu. Onu anlıyoruz artık. Kabe'ye bir hizmetkarlık, Kabe'nin işleriyle ilgilenme görevi benim anladığım Hazreti İbrahim'le de başlayan bir şey. Nitekim yani, ayet hani açık. Değil mi? Biz belki hani Kusay bin Kilab'dan bahsedeceğiz birazdan. Onunla başlatıyoruz ama aslında Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail bizzat bu dediğiniz miftahdarlık vazifesini ilk yürüten kişi oluyor o zaman. Evet. Doğru yani mu? Buna miftahdarlık diyebilirsiniz. Hı-hı. İmaret vazifesi yine Kur'an'da geçtiği üzere diyebilirsiniz. Sadinlik diyebilirsiniz. Haciplik diyebilirsiniz. Bir bakımda bizim anladığımız türbedarlık. Ama türbedar kelimesini çok kullanmıyoruz bu ıstılahta. Tabii. Biz bunu sadece Kusay'la değil, Kusay'dan önce başlatabiliriz. Nasıl? Biliyorsunuz ki Kusay bin Kilab... Kim Kusay bin Kilab? Kusay bin Kilab Mekke site devletinin kurucusu olarak biliniyor. Kureyş, dağınık halde yaşayan, bedevi halde yaşayan Kureyş'i Mekke'de toparlayan bir zat olarak, Kureyş'i tarih sahnesine çıkaran zat olarak biliyoruz. Aslen adı Zeyd'tir. Hı hı. Şam taraflarında annesinin yaptığı Şam taraflarındaki evlilikten dolayı Şam'a gidiyor. Lakin bir süre sonra annesinden şunu öğreniyor. Babası Mekkeli bir muhterem bir zat. Sen Mekkelisin diyor ve Kusay bin Kilab Mekke'ye dönüyor. Geliyor bakıyor diyor ki benim kabilem nerede? Kureyş kabilesi. Hı hı. Bir bakıyor ki hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü Kureyş kenar mahallelerde çadır kurmuş bir şekilde yaşayan bir kabile ve henüz bir sistem kurulamamış, bir yerleşik hale de geçememişler. Daha sonra Kusay bir ticaret yapıyor. Bu ticaretten güzel bir para elde ettiği vakit o zamanın Mekke, Kabe anahtarını elinde tutan, Kabe anahtarı Mekke hakimiyeti demek. Hı hı. Bu anahtarı elinde tutan Huza kabilesinin reisinin kızı Hubba ile evlilik yapıyor. Hı. Bu evlilik Kusay'ın önünü açıyor, parlatıyor. Mekke'de önemli bir figür haline gelmesine sebep oluyor. Bu bahsettiğimiz Huza kabilesinin lideri Huleyl yaşlandığı zaman Kabe anahtarını kızına veriyor. Çünkü sadece bir kızı var, erkek oğlu yok. Kızı da Kusay ile evli olduğundan dolayı bu vazifeyi yardımlaşarak idare ediyorlar. Lakin Kusay kabilesi olan bağlı olduğu, Kureyş'in bağlı olduğu Kinane oğullarından, aynı zamanda annesi Şam taraflarındaki, Ürdün taraflarındaki kabilesinden yardım alarak Kabe anahtarını alıp Mekke yönetimine el koymak istiyor. Böyle bir... Yani Kabe anahtarı burada çok kilit bir noktada. Tabii. Kabe mi? Anahtarı demek... Yani sıradan bizim evin kapısını açtığımız anahtarın dan çok daha öte bir şey. Çünkü Mekke kadarıyla mabet merkezli bir şehirleşme. Evet. Mabedin etrafında bir şehirleşme oluşmuş. Kusay Şam taraflarından üvey kardeşi Rizah'tan yardım istiyor. Hatta bazı kaynaklarımız Kusay için o zamanın Bizans imparatorunun da süvari birliği gönderdiğini, yardım gönderdiğinden bahsediyor. Huza kabilesiyle karşı karşıya geliyorlar. Huza kabilesiyle tam bir savaşa girişilecekken araya hatırlı büyükler giriyor. Diyorlar ki harem bölgede kan dökmeyin, hakeme başvuralım. Arapların hep başvurduğu şeylerdendir hakem. Hakem de tabi biliyorsunuz o zamanki hakemin bir okkası yok, tartısı yok. O zaman hangi kabile güçlenmeye, palazlanmaya başladıysa onun lehine hüküm veriyor. Diyor ki hüküm veriyorum, Kusay ve kabilesi Kureyş Mekke'ye yerleşecek. Huza kabilesi de kenar mahallelerde Mekke civarında
yaşayacaklar deyip onları Mekke'nin dışına çıkarıyorlar. İlk defa Kusay sayesinde Kureyş kabilesi Kabe'nin etrafına yerleşiyor. Peki İslamiyet'in yeryüzüne işte Kur'an-ı Kerim'in indirilişine kadar Kabe'nin çevresinde de müşrikler var. Ama ilk yerleşim çok eski değil Kabe etrafında. Çünkü insanlar Mina taraflarında haremin Batha-u Mekke dediğimiz o sel yatağındaki kumluk dediğimiz bölgenin biraz daha dışında. Biraz daha yukarıda belki sel basması. Daha sonra şunu anlamaya çalışıyorum. İslamiyetle birlikte şimdi birazdan onu da konuşacağız ama İslamiyete kadar Kabe'nin anahtarı müşriklerin elinde. Doğru mu? Evet, yani doğru mu biliyoruz? İslamiyet'e kadar, çünkü o zaman daha henüz nübüvvet gelmemiş. Hatta nübüvvet geldikten sonra bir sürede bu şekilde devam edilmiş. Osman bin Talha'nın kıssasına değindiğimiz zaman oraya zaten değineceğiz. Ama dilerseniz bu Kusay çok önemli bir mevzu. Buradan Hazreti Peygamber'in dedelerine getirip oradan Hazreti Peygamber'in zamanına gelebiliriz dilerseniz. Evet, evet. Kusay bin Kilab bu Kureyş dediğimiz kabileyi alıyor, Mekke'nin etrafına yerleştiriyor. En hatırlı kabileleri Kabe'nin etrafına diziyor. Bunlara Kureyşül Bitah, biraz daha elit tabaka olan Kureyşül Bitah'ı oraya koyuyor. Diğer ikincil kabileleri de etrafa yerleştiriyor. Bunlara da Kureyşül Zevahir deniyor. Ve o zaman Kusay bu bahsettiğimiz Mekke görevleri diyerek bahsettiğimiz görevleri sistemleştiriyor. Ne yapıyor? Şimdi ortada bir devlet yok. Bir bakanlık olarak düşünün, 10 kadar bakanlık olarak düşünün. Öncelikle Kabe'nin anahtarcılık görevi, miftahdarlık, diğer adıyla sidane. Sidane görevi, hicabe görevi, Kabe'nin örtü darlığı fonksiyonel manada aynı. Aynı şekilde sikaye, hacılara tatlı su sağlama vazifesi. Aynı şekilde kıyade, ordunun yönetilmesi gibi vazifeleri Kusay kendi uhdesine alıyor. Böylece Kusay Kabe'nin muhafızı oluyor. Aynı zamanda diğer önemli vazifeleri alıyor. Ve Kusay kavmine diyor ki, ey kavmim, buraya gelecek Allah misafirlerine biz ikramda bulunmamız lazım deyip onları Rifade isimli bir vergiye tabi tutuyor. Bu da bu görevlerden biri oluyor. Darun Nedve isminde bir istişare meclisi inşa ediyor. Darun Nedve'yi de kurmasıyla beraber bu vazifeler Mekke Site Devleti'nin kuruluşu olarak bahsediliyor kitapta. Çünkü sistemli bir hale geliyor. Bu bunun dışındaki diğer ikincil görevleri de diğer kabilelere taksim ediyor. Ama prestijli görevleri kendi uhdesine alıyor. Evet, İş burada başlıyor. Kusay bir süre Kabe muhafızlığını yönetiyor. Kusay'ın 4 tane çocuğu var Hubba'dan. Abdüddar, Abdülmenaf, Abdüluzza, Abdülkusay. Bunlar arasından en çok Abdüddar, Kureyş suresinde bahsedilen rehlete şitai ve sayf, kış ve yaz yolculuklarına çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ortada bir devlet yok. Lakin Kureyş'ten bir zat çıkıyor. O zamanın Sasani, Bizans ve önemli o zamanın süper güçleriyle serbest ticaret anlaşması yapıyor. Ve yazın Suriye taraflarına, kışında Yemen taraflarına kış ve yaz yolculukları yapıyor. Bu şekilde parlıyor. Lakin diğer çocuk Abdüddar biraz statü bakımından geri kalıyor. Annesi de bu konudan dolayı Kusay'a serzenişte bulunuyor. Diyor ki, Kusay, eğer diyor sen şimdi Mekke'nin reisi oldun, benim oğlum Abdüddar'ı da Abdülmenaf gibi yapmazsan ben sana hakkımı helal etmiyorum diyor. Kusay da bu sözlerden dolayı hanımına diyor ki, ona öyle bir görev vereceğim ki diyor, şerefin zirvesine çıkaracağım. Ondan izinsiz kimse Kabe'ye giremeyecek. Ondan izinsiz kimse parlamento, Darun Nedve'de karar alamayacak. Hacılar onun elinden su içecek deyip kendisine sidane, sikaye, aynı zamanda da Darun Nedve vazifesini veriyor. Böylece Abdüddar birden kavim nezdinde parlıyor ve kavmin ileri gelenlerinden oluyor. Kusay'ın vefatına kadar Abdüddar'a karışmıyorlar. Lakin Kusay vefat edince kardeşleri gelip diyor ki, sen bütün şerefleri aldın, biz ne yapacağız diyor. Bir orada bir kavga oluyor. Ahlaf ve Mutayyebun. Belki tarih kaynaklarında görmüşsünüzdür. Elini kokuya sürenler, yemin edenler ve yeminliler diye Abdüddar oğulları ve Abdülmenaf oğulları birbirine giriyor. Ama neticede bu kavganın sonunda yine Abdüddar Kabe muhafızlığı olan Sidane'yi eline alıyor ve asıl mevzu buradan başlıyor. Abdüddar vefat ettikten sonra oğlu Osman bin Abdüddar'a, Osman bin Abdüddar'dan sonra Abdüluzza'ya, ondan sonra Ebu Talha'ya, sonra da
Hazreti Peygamber'le asırdaş olan Osman bin Talha'ya geliyor. Dilerseniz işin en önemli kısmı olan Osman bin Talha ve Hazreti Peygamber zamanında neler yaşanmış? Eğer başka bir sorunuz yoksa buradan şimdi, devam edelim. Şimdi biraz da hızlanmamız lazım. Tabii. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinde bu Kabe anahtarını teslim ediyor değil mi? Evet. Osman bin Talha'ya. Osman bin Talha'ya. Oradaki şey ne? Yani oradaki önem ne? Osman bin Talha sıradan bir adam mı? Yani oradan geçen bir adam mı? Ya da ne bileyim yani kime verelim, şuna verelim tarzında mı? Yoksa Osman bin Talha'ya Kabe anahtarının verilmesinin bir altında yatan bir neden mi var? Öncelikle Osman bin Talha bu vazifeyi 16 asırdır, şimdiye kadar 16 asırdır devam ettiren, o zamana kadar da geçmiş bir tarihi olan Abdüddaroğulların soyundan gelen temsilci. Öncelikle bu. Lakin fetihten önce şöyle bir olay yaşadığını görüyoruz. Öncelikle Osman bin Talha'nın bu vazifeyi yaptığına dair. Günlerden bir gün, pazartesi ve perşembe günleri, Kabe açıldığı günlerden bir gün, Peygamber Efendimiz Osman bin Talha'ya diyor ki, ey Osman çekil, ben Kabe'ye girmek istiyorum diyor. Hazreti Peygamber'e nübüvvet gelmiş. Lakin Osman bin Talha henüz Müslüman olmamış. Giremezsin diyor. Osman çekil diyor. Giremezsin diyor. Peygamber Efendimiz'i girdirmiyor. Osman diyor çekil. Çekilmeyince ona diyor ki, bir gün gelecek, o elindeki anahtarı ben alacağım, kime istiyorsam da ona vereceğim diyor. Orada Osman bin Talha gülmeye başlıyor. Diyor ki, yani imkansız bir şeyden bahsediyorsun. O zaman diyor Kureyş helak olmuştur diyor. Bilakis o gün Kureyş diyor aziz olmuştur diyor. Dönüyoruz bugünden fetih gününe geliyoruz. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber Hudeybiye anlaşmasını yapmış ve bu anlaşmadan sonra Mekkelilerin bunu ihlal etmesinden ötürü Hazreti Peygamber Mekke'ye bir kara harekatı başlatmış ve Mekke'ye gelmişti. Gelin Mekke fethi günü neler yaşanmış? Hazreti Peygamber biliyorsunuz kan dökülmeyecek bir şekilde bir harekat başlatıyor. Mekke'ye geliyor. Ebu Süfyan'ın evinde olan emniyettedir. Kendi evine sığınan emniyettedir. Kabe'ye sığınan emniyettedir deyip insanlara böyle bir muzaffer komutan olmasına rağmen hoşgörüyle geliyor ve Kabe'nin yanına yaklaşıyor. Biliyorsunuz ki insanlara hitap ediyor. Daha sonra Ali Efendimiz'e diyor ki, ey Ali git Osman bin Talha'yı çağır. Ali Efendimiz hemen Osman bin Talha'nın evine gidiyor. Osman bin Talha'yı çağırıyor, diyor ki Resulullah çağırıyor, icabet et. Orada bir gecikme yaşanıyor. Tarihçiler bize diyor ki Osman bin Talha zaten Müslümandı. Fetih günü Müslüman olmamış. Osman bin Talha, ona birazdan değinelim. Evet. Osman bin Talha zaten Müslümandı. Niye gecikti? Annesi anahtarı almış. Osman'a diyor ki korkarım senin yüzünden ailemizin bu şerefi elimizden gider diyor. Anneciğim ver diyor, yoksa zorla alacaklar senden. Ama biz yanlış mı biliyoruz? Hani Kabe'nin anahtarı bir müşriye verildi. Kabe'nin anahtarı bir gayrimüslime verildi diyenler de var. Maalesef bu iddia yanlış bir iddiadır. Böyle bir şey var ama, yani böyle bunu söyleyen var ama bunu değil mi? Bunu söyleyen çok insan var ve biz bu iddiayı... Ama siz mesela bambaşka bir şey söylüyorsunuz. Tabii ki. Çünkü bunun sebepleri var. Birincisi, tarih kaynaklarına baktığımız zaman bu konuda yazılmış muteber eserlere baktığımız zaman Osman bin Talha, Amr ibnül As ve Halid bin Velid'in Hudeybiye anlaşmasından sonra Mekke fethinden önce Sefer ayında Hazreti Peygamber'in huzuruna geldikleri ve Müslüman oldukları kaydediliyor. Hatta Hazreti Peygamber onlara "Rametkum Mekke bi eflavike bi diha." Mekke ciğerparelerini sizin kucağınıza fırlattı diye bir iltifat ettiğini görüyoruz. Burada bir ihtilaf yok. İkincisi, oldu ki biz Hazreti Peygamber'in bir müşriye bu anahtarı verdiğini farz edelim. Buradan bir yürütme yapalım. Ayet-i Kerime ile çelişiyor. Çünkü ayet-i Kerime diyor ki müşrikler Allah'ın evini onarmaya salahiyet sahibi değillerdir. Peki kim onarabilir? Onun da ayetin devamında ondan bahsediyor. İnneme ya'muru mesacidallahi men amene billahi vel yevmil ahiri. Allah'ın mescitlerini Allah'a iman eden, ahirete iman eden, namazı kılan, zekatı veren, sadece ve sadece Allah'tan korkan kimseler imar edebilir. Bu ayetle çelişiyor. Ayrıyeten burada imaret vazifesi bizim bahsettiğimiz sidanet vazifesiyle eş anlam taşıyor. Çünkü çok ilginç. Buna da değinelim. Diğer ayette ece'altum sikayetel hacci ve imaratel mescidil harami. Sikayetel hac ve imaratel mescidil haram. Zemzem görevi ve Mescid-i Haram'ın imareti yan yana zikrediliyor. Nitekim
Birazdan da bahsedeceğiz. Hazreti Peygamber fetih günü Kabe-i Muazzama'yı, Kabe-i Muazzama'nın kapısının tokmağını tutuyor ve diyor ki cahiliyeye ait bütün adetler hepsi ayağımın altındadır. Sadece sikaye ve sidane diyor. Bakın yine yan yana zikrediliyor. Şimdi buradan isterseniz Osman bin Talha'ya nasıl takdim edildiğinden bahsedeyim. Tabii lütfen. Osman bin Talha anahtarı annesinden istiyor ve Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer kapıya dayanınca mecbur vermek zorunda kalıyor ve anahtarı getiriyorlar. Peygamber Efendimiz Kabe-i Muazzama'yı açıyor. Kabe'nin içerisinde biliyorsunuz putlar var. Evet. O zaman put inancı var. Allah'a iman ediyorlar. Lakin putları da Allah'a yaklaştırıcı bir vesile olarak görüyorlar. Hazreti Peygamber putlara işaret ediyor. Her put düşüyor. Ve şu ayeti okuyor. Câ'el hakku ve zahakal batıl innel batile kâne zahuka. Hak geldi. Batıl yok oldu. Çünkü zaten batıl yok olmaya mahkumdu deyip putlardan temizledikten sonra bize tarihçiler şundan bahsediyor. Hazreti Peygamber Kabe-i Muazzama'nın kapısını tuttu. İnsanlara dedi ki cahiliyeye ait bütün adetlerin hepsini ayağıma aldım. Sadece sidane ve sikaye vazifesini bıraktım diyor. Ve Ali Efendimiz'e tekrar diyor ki git Osman'ı çağır. Osman bin Talha'nın yanına gidiyor Ali Efendimiz. Osman bin Talha diyor ki benden ne istiyorsun? Az önce benden anahtarımı aldın hırpalayarak. Diyor ki Resulullah'a icabet et. O sırada Kabe-i Muazzama'nın içinde Nisa suresinin 58. ayeti nazil oluyor. Nisa suresi 58. Nisa suresinin hepsi medenidir. Medine'de nazil olmuştur. Sadece bu ayeti Kabe-i Muazzama'nın içinde nazil olmuştur. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ya'murukum en tu'addul emanate ila ehliha ve iza hakemtum beyne'n nasi en tahkumu bil adl. Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Hükmettiğiniz zamanda adaletle hükmetmenizi emrediyor ayeti nazil oluyor. Lakin yine burada toplumda anlatılan şeyin aksine farklı bir olay var. Hazreti Peygamber ayetin üzerine anahtarı vermiyor. Zaten onlara vermeye karar vermiş. Bu ayet Hazreti Peygamber'in fiilini teyit için nazil oluyor. Yani ya Muhammed sen doğru yaptın. Ve bir de şunun önünü kapatıyoruz. Sonra demesinler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neden onlara verdi, neden bizlere vermedi demesinler diye. Şimdi tabii bir kere algılarımız, bilgilerimiz alt üst oldu. Osman bin Talha'yı biz işte yine maalesef müşrik diye biliyorduk. Anahtarı bir müşriye verdi diye biliyorduk ama öyle olmadığını öğrenmiş oluyoruz. Hatta işte sanki başka birine verecekmiş de ayet gelmiş peygambere. O ayete işte uymak için kendisine verdi gibi bir şey de vardı. Yanlış bir düşünüş de vardı. Hatta o sırada anlamış olduk. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas Efendimiz anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sikaye vazifesi bizde ya. Sidaneyi de bize ver. Udmum lena beyne sidaneti ve sikaye. Bu iki vazifeyi biz birleştirelim bizde kalsın diyor. Sikaye neydi? Sikaye hacılara tatlı su ihtiyacının sikaye hacılara hizmet etmek, tatlı su vermek. Sadece su ve zemzemle beraber yapılan bir vazifedir. Ya Resulallah bunu da bize ver. Bu şeref bizde kalsın diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah bize emaneti ehline vermenizi emrediyor. Evet. Zaten karar vermiş. Aynı anda Ali Efendimiz de o ara şunu söylediğini anlatıyor bize tarih kitapları. Ne nasipli bir kabileyiz diyor. Nübüvvet bizde. Sikayet vazifesi bizde. Artık Kabe'nin hizmetkarlığı da bizde. Hazreti Peygamber rahatsız oluyor bu cümlede. O yüzden bu da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen lakin doğru olmayan bir şeydir. Çünkü Hazreti Peygamber vahyin direktifleriyle hareket eder. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Onun ağzından hevaya dair bir şey çıkmaz. Bilakis çıkan vahiydir. Hazreti Peygamber işte bu kararı verdikten sonra bu ayet nazil oluyor ve Hazreti Peygamber Osman bin Talha'yı karşısına alıyor. Diyor ki ey Osman, Allah evini size emanet ediyor. Bunu Allah'ın emaneti olarak alınız. Bunu ben size vermiyorum. Bunu size Allah veriyor diyor. Daha sonra kabilesini de ortak ediyor Talhaoğulları. Ey Talhaoğulları alınız bunu, kıyamete kadar sizde kalmak üzere. Bunu sizden ancak zalim bir kimse alabilir diyor. Ve anahtarı uzatıp al işte anahtarın. Hâke muftahek ya Üthmen. Ve sonra şu hatırlatmayı yapıyor ona. Tekrar çağırıyor, sevinç çığlıkları atıyor Osman bin Talha. Ey Osman diyor,
Ben sana diyor bir gün bir şey hatırlatmıştım, bir şey anlatmıştım cahiliye günlerinde. Sana dediğim vuku buldu mu? Elem yekun illezî kultulek. Hatırlıyor Osman bin Talha, diyor ki bunu kendi anlatıyor. Diyor ki cahiliye günlerinde ben ona kapıyı açmamıştım ve o bana demişti ki bir gün gelecek, o anahtarı ben alacağım, kime istiyorsam da ona vereceğim. Gerçekten de bu nebevi bir mucizedir. Hazreti Peygamber anahtarı alıyor. Her haliyle bir mucize. Ama kime veriyor? Yine bu işin ehline, bu işte kalifiye olanlara veriyor. Bugüne kadar da peki aynı aileden mi devam ediyor bu? Evet. Yani bu miras şeklinde mi geçiyor? Miras nasıl oluyor? Şeklinde. Çünkü Hazreti Peygamber... Çünkü anladığım kadarıyla hani böyle çok manevi değeri yok yani. Herhangi bir şeyle ölçülebilecek bir şey değil bu. Ölçülebilecek bir şey değil. Hani şey değil yani, elimde bir anahtar var ya, böyle değil. Tabii. Bakarsanız tarihe Osmanlılar daha öncesine işte gidelim, bütün devletler gelmiş gitmiş ama bu kabile durmuş. Hı hı. Osmanlı'da mesela nasıl davranılmış? Osmanlı zamanında arşiv belgelerini incelediğimiz zaman Şeybe kabilesine, birazdan Şeybe, neden Şeybe olduğunu anlatacağım, ciddi bir ihtimam gösterildiği, kendilerinin ihtiyaçlarının sağlandığı. Hani Talhaoğulları'ydı Şeybe. Talhaoğulları. Aynı Abdüdaroğulları, Talhaoğulları, Şeybeoğulları. Bunlar Kureyş'in ardışık kolları oluyor. Nasıl Şeybe olmuş onu anlatacağım. Talhaoğulları Ebu Talha'dan dolayı. Fetih günü Osman bin Talha, Osman bin Ebi Talha. Talha'nın, Ebi Talha'nın oğlu oluyor. Evet. Ancak Osman bin Talha'nın Medine-i Münevvere'ye hicretlerinden dolayı bu vazifeyi amca oğlu Şeybe bin Osman'a devrediyor. Şeybe bin Osman'a devrettiğinden dolayı Şeybe bin Osman'dan bir nesil geliyor. Bugüne kadar Şeybeoğulları. Ama bu da Kureyş'i. Kureyş'in bir koludur. Nitekim... Yani neticede aynı aile devam ettiriyor. Tabii. Aile. Mesela şu an... Gerçekten 1500 yıldır aynı ailede daha fazla. Daha fazla. Şeyden sonra işte, yani İslam'dan sonradan bahsediyoruz. Evet. Gerçekten bu aile tarihte iki ailenin sadece şecere bakımından şüphesi bulunmuyor. Biri Haşimoğulları, biri de bu aile. Evet. Nitekim şu anda da örnek veriyorum. Şu an mesela Kabe-i Muazzama'nın miftahdarı Salih Zeynel Abidin Eşşeybi, Allah rahmet eylesin, hac mevsiminde vefat etti. Bu yıl mı? Bu hac mevsiminde, evet, orada biz de taziyede bulunduk. Bu Şeyh Salih Zeynel Abidin Eşşeybi künyesinde bir de Abderi var. Abderi Abdüddar'a nispetendir. Aynı şekilde Kureyşi. Kureyş'e nispettir. Evet. Yani Kureyş'in ardışık kollarından bahsediyoruz. Nitekim kaynaklarımızda da baktığımız zaman hepsi bu iddiayı destekliyor. Osman bin Talha Medine-i Münevvere'ye hicret edince, Hazreti Peygamber fetihten sonra onlarla beraber hicret edince, amcazadesi Şeybe bin Osman'a veriyor. Şeybe bin Osman devam ettiriyor bu görevi. Evet. Evet. Peki burada bir sır var mı yani sizce? Bir nedir bunun esrarı? Bir, bu ailenin bir sırrı var mıdır? Birincisi bu işi iyi yapmalarıdır. İkincisi ben şu anki Kabe anahtarcısına bir gün sormuştum, bunun bir sırrı var mıdır demiştim. Konuşuyorsunuz siz değil mi? Tabii. Aileyle hala görüşüyorsunuz. Evet, ben bu konuda elhamdülillah yaklaşık 5-6 yıldır çalışmalar yapıyorum. O ailenin direktifleriyle, yol göstermesiyle. Ben bir gün bu vazifeyi deruhte eden Abdurrahman Eşşeybi, buradan kendisine çok selamlar olsun, sordum, dedim ki senin deden Osman bin Talha bu Kabe-i Muazzama'nın anahtarlarını Hazreti Peygamber'den aldı. Bunun bir sırrı var mıdır? O da dedi ki ben sana şunu anlatayım, sen oradan anla. Benim dedem dedi müşrikken dedi bakıyor Müslümanlara eziyet edilmiş. Herkes 196 aile hicret etmiş. Lakin aralarından Ümmü Seleme validemiz hicret edememiş. Yanında da küçük bir oğlu var. Bu annemizi Teni mevkiinde görüyor tek başına. Ona diyor ki ey Ümmü Seleme, nereye gidiyorsun? Ben diyor eşim hicret etti, bana izin vermediler, ben de Medine'ye gidiyorum diyor. Diyor ki seni tek bırakmak olmaz. Alıyor onu ta Kuba köyüne kadar, yaklaşık 10 günlük bir yolculuktan bahsediyoruz. Götürüyor Kuba köyüne, varınca diyor ki ey Ümmü Seleme, Allah'ın selameti başına olsun, kocam bu köydedir, Allah'a emanet ol deyip. Ama o zaman müşrik değil mi götürürken? O zaman müşrik. Ya işte o da ne kadar ilginç bir şey. Yani birçok o dönemde işte yaşayan müşriklerin de içinde vicdanlı insanlar var. Evet. Yardımcı oluyor,
efendim oraya kadar götürmek kolay bir şey değil yani. Tabii ve 400 kilometre yoldan bahsediyorsun. Müselleme annemiz kilometre yoldan bahsediyorsun. Şunu söylüyor ardından, diyor ki Araplar nezdinde onun kadar şerefli, onun kadar erdemli biri görmedim diyor. Ben diyor yola çıktığımız zaman devemin zimamından tutardı. Mola verdiğimiz zaman çok uzak bir yere giderdi. Mola bitince haydi Ümmü Seleme gidiyoruz derdi. Hı hı. Beni Medine'ye kadar bu şekilde ihtiramla, edeple götürdü, teslim etti deyip onu medihle anıyor. Bunu da tarihçilerimiz zikrediyor. Belki bu bir sırdır ama diğer sır nedir? Nitekim Cenab-ı Allah yeryüzünde bir beyt olmasını murad etmiş ve bu beytin bir kapısının olmasını murad etmiş, hı hı, ve bu beyte de kapıcılar murad etmiş. Cenab-ı Allah'ın muradı budur. Böyle bir aile o günden bugüne kadar gelmiş. Hazreti Peygamber'in dokunuşuyla bu adet örften şer'i bir adete dönüşmüş. Şer'i bir kimlik kazanmış. Kabe'nin kapısını açma görevi bu ailede değil mi? Evet. Yani Kabe'nin kapısından sorumlu aile bu. Evet, şu an bile. Şu an bile. Değişmiş mi hiç? Yani aynı mı ritüeller yoksa bir değişiklik var mı? Şöyle. Çünkü şimdi işte milenyum yılındayız bilmem teknoloji falan diyoruz ya. Yok. Kabe'nin anahtarları vardır. Hı hı. Üç tane anahtarı vardır. Biri Kabe'nin dış anahtarıdır. Dış kapısını gösteriyorlar belki. Hı hı. Bir tanesi Kabe-i Muazzama'nın dam kapısının anahtarıdır. Biri de makam-ı İbrahim. Bu üç anahtar bu ailededir. Bu aile bu kapıyı açabilir. Kim girecekse girsin. Hı hı. Kim girecekse girsin. Bu aile kapıyı açar. İçeriye misafirleri alır. Ayrıca senede iki defa yapılan, şu an bire düştü, hı hı, Kabe'nin yıkanması merasimini de bu aile ve bu aileden 10 temsilci yapar. Hı. Ne yaparlar? Hani şu Muharrem 15'te. Muharrem 15'te Suudi Arabistan'ın işte kimse devlet başkanı, o gider içeri. Tabii. Öyle bir görüntü görmüştüm. Tabii. Muharrem 15'te Kabe baş anahtarcısı Kebirus Sedene dediğimiz. Kabe'nin içini mi yıkıyorlar bu arada? Kabe'nin içi tertemiz. Lakin Hazreti Peygamber putlardan, hı, temizlediği için bu sembolik bir adet olarak kalmış. Kabe'nin içini açarlar. Kabe'nin içine girerken süpürgeler ve duvarları silecekleri kumaş parçaları götürürler ve kral da bu göreve iştirak eder, şereflenir. O da girer Kabe-i Muazzama'yı temizler, teberrüken. Evet. Bu çünkü kutsal bir görevdir. Hani şu bizde kutsal emanetlerin bulunduğu odayı sadece Osmanlı padişahı temizlermiş ya. Evet. Onun farklı bir versiyon. Bu da türbedarlık dedik ya. Evet, o da, evet, ona benzer. Hatta bir resim vardı Kabe-i Muazzama'nın içinde. O Veliaht Prens, o da aynı şekilde paylaşırlarsa. Kabe-i Muazzama'nın duvarlarını temizliyor ve içeride ona Kabe'nin miftahdarı rehberlik yapıyor. Hı-hı. Anlatıyor. Evet. Çünkü oranın sorumluları onlardır. Hı-hı. Bu onların görevidir. Kabe-i Muazzama'nın temizliği, açılması, kapanması olur da Kabe-i Muazzama'da bir sıkıntı, çatlak, bir problem meydana gelirse yine bu aile hemen krallığa haber vermek zorundadır. Hatta bir gün bir dama çıkılmıştı, belki hatırlarsınız. Kabe-i, hı-hı, Muazzama'nın damına çıkmıştılar. Hı-hı. Orada bir çatlak vardı ki bu ciddi bir kriz demektir. Bunu hemen bildirdiler. Veliaht Prens hemen gelip incelemeler yapıp talimat verdi. Çünkü Kabe'miz biricik. Bir tane Kabe var. Normal bir, tabii, yapı değil. Tabii bu vazife de normal bir vazife, hı-hı, değil. Bunu böyle vermeyin. Ayarlamadınız mı Eymen? Bu böyle olmaz. Burada Kabe'nin miftahdarı Şeyh Abdurrahman Şeybi Kabe-i Muazzama'yı açıyor. İyi ki olmaz dedim. Duruyor hala. Bir de içeriden bir fotoğraf vardı. Neyse yani o fotoğrafları şey yaparız, konuşuruz gene. Çünkü, evet, başka program da yapacağız gibi duruyor. Şimdi son 1-2 dakikam kaldı. Bu son 1-2 dakikada da yani hem bu ailenin sırrını anlamaya çalışıyoruz, hem bu miftahdarlığın da sırrını anlamaya çalışıyoruz. Benim anladığım şey şu. Bir, bu iş sadece kapıyı açtım, kapıyı kapadım şeklinde değil. Tabii. İki, bu iş sadece bir bekçilik görevi değil. Tabii. Ya da sıradan bir hizmetkarlık görevi değil. Yani Kabe'den bahsediyoruz. Kabe'nin miftahdarlığı sadece kapıyı açma kapatma değil. Evet, evet. Bütün Kabe ile alakalı bütün görevleri üstlenmektir. Hı-hı. Evet. Yani netice itibariyle o zaman bu işi nasıl bağlayalım? Yani bu işin kutsiyetini herhalde seyircilerimiz de biz de aklımızda bir yerlere koyduk. Peki yani Kabe'nin kapısının
bunca önemli olmasından biraz bahsetsek hani bitirirken. Biz az önce Kabe'nin bu görevin Kabe'nin kapısından ibaret olmadığından bahsettik. Kabe-i Muazzama'nın miftahdarlık görevi sadece Kabe'yi açıp kapama değil. Kabe ile alakalı her şey. Çünkü sadece kapıcılık dersek bir bevvaplık olur. Ki nitekim bevvaplar da var. Ama bu Kabe-i Muazzama'nın Hazreti İbrahim'den bu yana Allah'ın evinin koruyuculuğu, hizmetkarlığıdır. Hmm. Allah'ın bir evi var ve bir tane evi var. Bu da bu evin koruyuculuğudur. Ve bütün sultanlar, bütün hükümdarlar bu vazifeye saygı göstermişlerdir. Nitekim bu fotoğrafta da bakın burası tövbe kapısı. Hı hı. Kabe-i Muazzama'nın damına çıkan tövbe kapısı. Evet. Bahsetmiştim ya size, damda bir çatlak var. Hemen krallığa bildiriliyor. Hemen inceleme başlatılıyor. Ve gerçekten de bu aile bu vazifeyi çok güzel idare ediyorlar. Hı hı. Kendi evleriymiş gibi davranıyorlar. Nitekim Hazreti Peygamber Osman bin Talha'ya Kabe-i Muazzama'nın anahtarını takdim ederken al işte anahtarını diyor. Yani bu ev artık senin evin gibidir. Hmm. Öyle sahip çıkman lazım diyor. Evet. Gerçekten de ilginç bir ailedir. Bugüne kadar varlığını sürdürmüş ve Hazreti Peygamber'in sözü doğru bir sözdür. Kıyamete kadar da inşallah bu aile bu vazifeyi deruhte edecektir diyoruz. Başka bir sorunuz varsa cevaplayabilirim. Sadece bir şeyi daha öğrenmeye çalışıyorum. Biz Kabe-i Muazzama'yı tabii yani çok isteriz. İçine girmek isteriz, dışına yüz sürmek isteriz. Efendim, İslam dünyasının gözünün üstünde olduğu yer. Ama işte başta konuştuk ya, bir neticede bir yapı. Tabii. Yani insan eliyle yapılmış bir yapı. İnsan eliyle yapılan bütün ibadethanelerimiz kutsal tabii ki ama İnsan eliyle yapılan bir yapı olmaktan öte Kabe'nin bizim içerimizdeki kutsallığına da birkaç cümleyle değinmemiz lazım bence bugün. Yine Kur'an-ı Kerim bize bunu da anlatın isterseniz, evet. Öyle bitirelim. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübareke. İnsanlık için ibadet maksadıyla kurulmuş ilk ev ve hidayet kaynağı olan, bereket ve hidayet kaynağı olan ilk ev Bekke'deki Kabe'dir. Hı hı. Allah Bekke Vadisi, Mekke ile aynı anlama sahip. Bekke o küçük arazinin adıdır. Allah yeryüzünde bir beyt inşa ettirmiş ve insanların bu beytin sahibine فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ diyor ya ayet-i kerime. Hı hı. Bu evin sahibine kulluk etsinler. Biz Kabe-i Muazzama'ya kulluk ederken Allah'a kulluk ediyoruz. Kabe-i Muazzama'ya dönerken biz Allah karşısında eğilip bükülüyoruz. Allah'a teslim oluyoruz. Biz çünkü Müslümanız, Müslüman teslim olan demek. Ve Kabe-i Muazzama nitekim bizim kıblemizdir. Aynı zamanda Allah'ın beytidir. Yeryüzünde Allah'ın beytidir. Aynı zamanda da hac dediğimiz ibadette önemli bir semboldür. Çünkü Kabe ile başlarsınız, Kabe ile bitirirsiniz. Hac mahallerine gidersiniz. Hı hı. Ama Kabe olmadan olmaz. Kabe'yi tavaf etmeden olmaz. Tavaf bizlere en bilindik şekilde menkıbevi anlatımların yanı sıra İbrahim Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen tevhid dininin bir sembolü olan bir ibadettir. Namaz nasıl bir ibadetse tavaf da nafile bir ibadettir. Hı hı. Allah da bize Kur'an-ı Kerim'de burayı ziyaret edenler için bir sıralama yaparsak saydıklarına bakalım. Tavaf edenler, ibadet edenler ve namaz kılanlar. Tavafın faziletini buradan anlayabilirsiniz. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu konuları yeri geldikçe yine konuşuruz. Ağzınıza sağlık.